Futbol Arena'ya hoş geldiniz. Nurgül Günaydın'la birlikteyiz. Merhaba. Trabzon'la ilgili haberleri alıyoruz. Şimdi Nurgül abla, Galatasaray maçından sonra da kadro çok eleştirildi. Geçen Evet. seneki özel kadrodan sonra bu seneki kadro biraz beğenilmiyor taraftarlar tarafından da. Ne diyorsun? Yani bununla ilgili bir yönetimin planı var mı? Transfer planı Ocak ayında ne olacak? Bilgilerin neler? Yani söylediğin gibi Trabzonspor'da bu sezon gerçekten transferlerin hepsi kapalı kutuydu. Hepsi derken yani işte bir Vitor Hugo'yu biliyorsun biraz daha sıkıntılı oldu. Yani süreç ekonomik anlamda Trabzonspor bir takım kendine göre kurallar belirlediği için Vitor Hugo'yu alma konusunda Ahmet Ağoğlu çok sıcak bakmıyordu. Ama tabii Ahmet Ağoğlu derken bu tabii ekonomik tabloya bağlı olarak böyle bir şey söz konusuydu. Ancak daha sonra işte kulübüyle beraber biraz daha esneme sağlandı. Alındıktan sonra iyi ki de alındı Vitor Hugo diyorum. Onun dışındakiler kapalı kutu. Zira Eddie Newton'la yapılan bir transfer gördük bu sezon Trabzonspor'da. Çünkü Eddie Newton Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktördü ve transferlerin büyük bölümü de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti. Ancak gelen oyuncuların bana göre çoğu kapalı kutuydu. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi dün baktığımız zaman sahaya Galatasaray karşısında oynayan takıma baktığımız zaman ikinci lig ya da üçüncü lig atıyorum PTT ligi deriz ya hani orada oynayabilecek kapasitede oyuncular bunlar. Yani gerçekten 2-0 mağlup durumda bir takımı özellikle Trabzonspor burada söz konusu büyük takımsınız ve 2-0'ı kabullenmiş bir görüntü vardı. Bu da Trabzonspor'un kimliğine, kişiliğine yakışmayacak bir tabloydu. Çok büyük hayal kırıklığı oldu oyuncular. Lewis Baker çok büyük umut taşıyordu aslında. Çok umutluydu da taraftarlar. Ama o da hayal kırıklığı çıktı. Özellikle Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı orta saha. Orta sahada büyük sıkıntılar var. Bu alana sanıyorum devre arası Abdullah Avcı'nın da isteğiyle önemli takviyeler yapılması gerekiyor. Orta sahadan başlayarak gerçi dünkü maça baktığımız zaman takımın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yani işte bir defans kurgusu oturdu şu son dönemde. Onun dışında Trabzonspor her bölgeye transfer istiyor. 3 diyorduk ama bana göre 5 transfer. 5 transfer. Adı geçenler var mı? Yani Kapananlar. aslında transfer haberi çok konuşmak ben çok istemiyorum. Menajer olayları işte devreye giriyor ya da gazeteciler için o yazdırdı bu yazdırdı ama Abdullah Avcı sanıyorum şu anda scout ekibiyle çok önemli koordineli bir çalışma yürütüyor. Burada Abdullah Avcı'nın izlediği oyuncular var. Scout ekibinin izleyip Abdullah Avcı'ya söylediği isimler var. Karşılıklı güzel bir çalışma var ki bu sezon öncesinde olmadı bu. Yani bu olması gereken çalışmaydı ama dediğim gibi sadece Eddie Newton'ın istediği oyuncular alındı diyebiliyorum. Çünkü scout ekibinin hiçbirisinin bu sahadaki oyuncuları da takip ettiğini ya da onlarla ilgili olur verdiğini de çok düşünmüyorum. Şu anda iyi bir çalışma var. Yani Abdullah Avcı gerçekten çok koordineli bir çalışma yürütüyor scout ekibiyle. Daha iyi olacak diye düşünüyorum ama isimler üzerinden Livaja ismi çok konuşuluyor, çok çok konuşuluyor. Onun için sanıyorum Abdullah Avcı'yla da görüşülecek son olarak. Sonra karar verilecek ama ya iyi dokunuşlar yapacağını düşünüyorum ben. Tabii şu anda süreç nereye götürür o da belirsiz. Anladım. Yani transfer planları var. Bakalım Trabzon taraftarları da Trabzonspor'da neler bekliyor olacak Ocak ayında. Teşekkürler.